Ben Topaş Erkan Bey'im. Bunlar SSK için. Bu çek ne için? Şey efendi, Volkan Bey istedi de. Bu kadar büyük bir müddet için çift imza gerekiyor ya. Benim böyle bir ödemeden haberim yok. Neden gerektiğini söyledi mi? Hayır Hakan Bey, hiçbir şey söylemedi. Tuhaf. Neyse, ben konuşurum onunla. Bu kadar değil mi? Evet Hakan Bey. Buyurun. Buyurun. Kimi aramıştınız? Ben Nana'nın bir arkadaşıyım. Kendisi burada mı acaba? Hayır, evde. Ben sizin yanınızda çalıştığını duymuştum. Evet, benim yanımda çalışıyor ama evde çocukların bakıcısı olarak. Ya, demek öyle. Yanlış geldim demek ki. Bu arada benim adım... Nazlı. Memnun oldum. Ben de Hakan. Oturmaz mısınız? Teşekkür ederim. Nana ile nereden tanışıyorsunuz? Okuldan. Öyle mi? Yakın arkadaş mıydınız? Yani Nana sizden hiç söz etmedi. Aslında son dönemlerde aramız pek iyi değildi. Uzun zamandan beri de görüşmüyoruz. Darılmıştık birbirimize. Hayret, şaşırdım. Yani Nana'nın biriyle dargın olabileceği pek aklıma gelmezdi de. Aslında bu uzun bir hikaye. Belki de siz bizim aramızı düzeltmeye yardım edebilirsiniz. İyi ama ben ne yapabilirim? Aslında ona karşı kendimi suçlu hissediyorum. Aradan zaman geçince ona haksızlık yaptığımı anladım. Ya aranızda neler geçtiğini bilmiyorum ama yardımcı olmaya çalışırım. Biz çok iyi arkadaştık. Bilirsiniz işte. Basit kıskançlıklar. Galiba ben biraz abarttım. Nana'nın bunu çoktan unuttuğuna eminim. Zaten o her zaman çok şanslıydı. Karşısına sizin gibi birinin çıkması da bunun kanıtı işte. Pardon, anlamadım. Ne demek şimdi bu? Yani onunla benim aramda bir şey olduğunu mu ima ediyorsunuz? Ben böyle bir şey söylemedim. Onu şimdi siz söylediniz. Bakın, böyle konuşmanızı hiç doğru bulmuyorum. Şaka canım, sadece şaka. Ama hiç hoş bir şaka da değil. Anlaşılan Nana sizin için çok değerli. Evet öyle. Yani onu çok mu seviyorsunuz? Evet, seviyorum. Yani tabii hepimiz çok seviyoruz. Çocuklar, Mahpuş, ben. Ne güzel, onun yerinde olmayı çok isterdim. Yalnız garip bir kız Nana. Çok önemli bir sırrı var gibi. Bakıyorum da ağzımdan laf almaya çalışıyorsunuz. Yok canım, hiç öyle şey olur mu? İstersen evin adresini vereyim, Nana'yı görmeye git. Hayır hayır. Buna daha hazır olmadığıma karar verdim. İyi ama aranızdaki sorunları ancak konuşarak çözebilirsiniz. Kalksam iyi olacak. Yapacak çok işim var. İyi, sen bilirsin. Söylesene, Nana mı daha güzel, ben mi? Hoppala, ne ilgisi var şimdi? Hadi hadi, hangimiz daha güzeliz? Yani ben Nana'yı garip bilirdim ama sen Nana'dan da garip çıktın. Sanırım artık gitsen iyi olacak. Tamam canım, gidiyorum. Peki hangimiz daha tatlıyız? Nana'yla neden aranızın bozulduğunu anlamaya başladım sanırım. Ama hala cevap vermediniz. Merhaba. Merhaba. Nazlı Hanım Nana'nın bir arkadaşıymış da. Çıkıyor muydunuz yoksa? Aslında işlerim vardı ama biraz daha kalabilirim. Yok canım, bence gitsen çok daha iyi olacak. Hakan, ne kadar ayıp. Böyle yaka paça Nazlı Hanım'ı kovuyormuş gibi. Yok canım, ne ilgisi var? Yani seninle bir şey konuşmam gerekiyor da. Tamam o zaman. Siz konuşun, ben diğer odada beklerim. Hangi diğer oda? Koskoca şirket. Bir odası daha vardır değil mi? Tamam o zaman. Ben Nazlı Hanım'ı simgelerin odasına bırakıp geliyorum. Ama... Bir bu kaçı kız eksikti.